Metin Dostu Derneği Başkanı Hilmi Yıldırım'ı kürsüye davet ediyorum. Değerli başkanımdan sonra söz alıp konuşmak son derece onur ve gurur verici. Tabii ki onun kadar güzel hitap edemesem de sizler de burada olmaktan çok mutluluk duyduğumu, onur duyduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Öncelikle bilindiği gibi bu panelimiz başta Büyükşehir Belediye'miz olmak üzere Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü ve Zeytin Dostu Derneği ile birlikte gerçekleşiyor. Bu bakımdan da çok farklı duygular içinde olduğumuzu söyleyeyim. Kısaca derneğimizden bahsettikten sonra esas konuya girmek istiyorum. Bizim derneğimiz bir sivil inisiyatif derneği olarak kuruldu. Yaklaşık 2000'li yılların başında bir sosyal medya grubu olarak, Facebook grubu olarak zeytin ve zeytinyağını seven ve üreten kişilerin Facebook'ta birleşmesiyle daha sonrasında 2006 yılında Zeytin Dostu Derneği olarak Nisan ayında 40 kişilik bir kurucu heyetle derneğimiz kuruldu. O günden bugüne derneğimiz farkındalık eğitimleriyle, tadım panelleriyle ve Zeytin Dostu kalite yarışmalarıyla hizmet vermektedir. Bu şekilde de gerek üreticinin bilinçlenmesini, daha kaliteli, yüksek katma değeri yüksek ürün olarak zeytinyağını üretmesini sağlamasını, aynı zamanda da tüketicinin de bilinçli alışveriş yapmasını sağlamak maksadıyla ciddi bir eğitim vermekteyiz. Bu katkı verdiğimiz bu eğitimin aslına bakarsanız bugün farklı bir şekilde farklı bir boyuta geçtiğini de görebiliyoruz. Çünkü başta Mücahit Taha Özkaya hocam olmak üzere Zeytin Dostu Derneği de bütün farkındalık eğitimlerinde, panellerinde, bütün toplantılarında Türkiye'nin çıkış noktasının zeytinyağında sağlıkta kullanılmak üzere katma değeri yüksek ürün olarak dünya piyasasına çıkmamız gerektiği şeklinde her fırsatta vurguluyorduk. İspanya fazla bir yağ üretiyor, dünyada birinci. Ve İspanya'nın ürettiği yağ mutfakta ucuz yağ kullanımı şeklinde piyasaya sürülüyor. İtalya gastronomide ön plana çıkarıyor yağını. Biz Türkiye olarak yağımızı sağlıkta kullanım anlamında ortaya çıkarmamız gerektiğini her fırsatta vurguluyoruz. Hatta hocam bununla ilgili defalarca raporlar düzenledi, bakanlığa sundu. Birçok noktada da her fırsatta da bütün fırsatları da değerlendirmeye çalışıyor. Ama tabii ki Eskişehir olarak çok şanslısınız. Yani bunu ifade etmekte bir şey görmüyorum. Ben Eskişehir'i kıskandım. Çünkü Türkiye'nin en fazla zeytin varlığına sahip, en fazla zeytinyağı üreten bir şehrinden geliyorum. Aydın'dan geliyorum. Dolayısıyla gerek Aydın, gerek Manisa, gerek Muğla, gerekse Balıkesir, Türkiye'de sayılı zeytinyağı ve zeytin varlığına sahip şehirlerimiz. Bu panelin başlangıcının oralarda olması gerekirdi. Ama görüyorum ki burada en başta Sayın Hocam Yılmaz Büyükerşen'in vizyonu ve Eskişehirlilerin vizyonuyla bu bütünleşmiş ve burada ilk paneli gerçekleştiriyoruz. Bu panelle ilgili daha şimdiden, biraz sonra belki Atilla Hocam da söyleyecek, Muğla'dan teklif geldi. Bu panelin bir başka versiyonunu da Muğla'da gerçekleştirelim. İnanıyorum ki Aydın'da, Manisa'da, Balıkesir'de ve Türkiye'nin birçok yerinde biz bu panelleri bundan sonraki süreçte gerçekleştireceğiz. Belki de başından beri Mücahit Hocam'ın hayali olan, bizlerin eğitimlerde her seferinde vurguladığımız bu Türkiye'nin sağlıkta, zeytinyağında sağlıklı zeytinyağı üretme noktasındaki sağlıktaki çıkışını bu sayede gerçekleştireceğiz. Bu ateşi yakan Eskişehirlileri, Eskişehir'i ve Eskişehir'de olmaktan da son derece mutlu olduğumuzu ve sizleri tebrik ettiğimi tekrar ifade etmek istiyorum. Bunun içinde bizim de bir payımızın olmasından dolayı da biz de mutluyuz ve gururluyuz. Zeytin Dostu Derneği'nin tadım panelleri var. Zeytin Dostu Derneği TÜRKAK tarafından akredite olmuş bir sertifikasyonu da almış bir tadım paneli. Dilerim bir gün inşallah Eskişehir'de de bir duyusal analiz laboratuvarını açarız hep birlikte.
Çünkü Eskişehir belli ki bunu hak ediyor. Şu anda burada bulunan misafirlerin içinde zeytinin çok olduğu bölgelerden gelen birçok misafir de var. Bir kısmını zaten tanıyoruz. Eminim bu ilgi ve alakayı görünce kendileri de Eskişehir noktasında şaşırmışlardır. Çünkü biz bu zeytin varlığının çok yüksek olduğu yerlerde toplantılar düzenlediğimiz zaman o ilgi ve alakanın ne kadar düşük olduğunu da en iyi biz biliyoruz. Hitap etmek için çıktığımız zaman sahneye baktığımızda zaten manzara çok farklı oluyor. O bakımdan Eskişehir her şeyiyle gurur duyması gereken bir noktada. Tebrik ediyorum. Bizim bu arada tekrar bu yıl 17. kalite ödüllerini vereceğiz. Her yıl 16 defa düzenledik ve 17.sini bu yıl düzenliyoruz. Umarım bir gün Eskişehir'de de kalite ödül törenini gerçekleştiririz. Belki de 2024 yılının başlarında bu olabilir, umut ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu panel çok önemli. Bu anlamda çok vakti almak istemiyorum. Çünkü bir arkadaşımızla Feyyaz Bey'le sabahtan konuşurken şunu söylemiştik. Bugün bu panelde bulunan hocalarımız zeytinyağında, zeytinyağının sağlıkta kullanımı anlamında Türkiye'nin şampiyonları. Yani bu şampiyonları dinlememiz gerektiğini düşünüyorum. İnşallah bu kayıtları daha sonra da alırız. Çünkü her biri son derece kıymetli. Başta Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen olmak üzere hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.